defa bu kadar yüksek tuz oranına sahip bir suya gireceğim. Burada bir şey yapacağım. Normalde buraya girenler gazeteyle, kitapla falan giriyor batmadıkları için. Ben de şey yapacağım. Şöyle göstereyim. Ben de bardak çiziyorum, kalemim de var. Çok keyifli olacak ya. Ne çizeceğim bilmiyorum. Ama bilmiyorum, farklı bir tecrübe, farklı bir deneyim. Buraya başka türlü macera ekibiyle geldim. Onlar beni davet etti buraya. Dediler Berk, gel seni biz bir gezdirelim. Sen bizim bir deneyimlerimizi tat. Dediler bana. Ben de dedim tabii abi, yani gezmek olduğu sürece ben her şeye varım. İşte geldim, buradayım. Ürdün'de. Başka türlü Ürdün. Allah Allah. İnsanlar girmiş suya. Diyor ki çok açılmayın, ağzınızı burnunuzu suya sokmayın yoksa yanarsınız, çünkü tuz seviyesi %33. Burada bir küçük kız da çamurla kaplanmış. Buranın çamuru da faydalıymış baya. Hatta satılıyormuş bu yurt dışına falan. Abi de komple kafayı kaplamış çamurla. Özcan Bey, işte geldik Lut Gölü'ndeyiz. Ne diyorsunuz? Lut ne diyoruz? Hakkında. Karşı İsrail diyoruz. Böyle klasik değil. Giriyorum. Bunlar hep tuzdan. Bak. Ağız sıcacık. Dur, soğudu. Biraz soğuk. Kafamı sokamıyorum ama GoPro'yu sokabiliyorum. Şöyle yatalım mı? Böyle yatalım, böyle tekrar paylaşacağım. Hadi canım, değil. Ben GoPro'yu da batıramıyorum. Ben de bir yarış da demiyorum. Yeşil şortlu. Aa, süper bir olay ha. Götürüyor beni şu an. Bir ara bir espri vardı ya. Sen suya düşsen batmazsın. Neden? Tipin kayık olayı. Olay burada geçerli işte. Tipim kayık mı? Dur lan. Dur. Arkadaşlar gerçekten çok farklı bir deneyim ya. Batmıyorsun bak. Karton bardak suya girse patates yani. Ama hala bir şey olmadı. GoPro'yu bırakınca da çizim yapacağım. Yapacağım mı? Yapacağım.
İlk defa su üzerine çizim yapacağım ve burada tuz oranı %33. Keyifli olacak. Şu şekilde. Başlıyorum. Güzel bir çizeceğim. Biraz da cinali çizelim.